ceviz fidanı yetiştiriciliği için izlenecek en iyi metot, yabani cevizlerin tohumlarından elde edilecek çöğürlerin çeşitlerle aşılanması şeklindedir. Aşılı ceviz fidanı üretiminde çeşitler kadar aşı yapılacak anacın seçimi de önemlidir. Anaç kuvvetli bir kök yapısına sahip olmalı ve hızlı gelişme göstermeli, verimli olmalı ve her sene meyve vermelidir. Kara leke, ceviz yanığı gibi mantar ve bakteriyel hastalıklara dayanıklı olmalıdır. Bu bölge Sarayköy bölgesi, aşağı yukarı 10 dönümde. Aşağı yukarı 150 bin tane bile çöğürümüz var. Burada ilk işte aşılarımızı başladık vurmaya. Allah nasip ederse hayırlısıyla bu aşılarımız tutarsa çiftçimiz için eriştireceğiz. Çetner aşısı var. Franket, Fernor, gölleyici olarak da ilk çetner gözlerini aşıcılarımız başladı vurmaya. Ceviz fidan üretimi için kullanılacak tohumlar ceviz ağaçlarından toplanmaktadır. Tohumluk cevizlerin özellikleri en az %80 çimlenme özelliğine sahip olmalı, homojen irilikte ve meyve ağırlığı en az 10 ila 12 gram gelmeli. Sap çukuru dar olmalı, sağlam, içi dolgun, yağ oranı yüksek özellikleri taşımalıdır. Cevizler hasattan sonra doğrudan güneş almayan, gölge, havadar ve rutubetsiz yerlerde muhafaza edilmelidir. Kuru cevizin dikiminde özellikle aralarının 10'ar santim olması şart ve patladığında yanaklarının ayrılması için çatlak şeyi üzerine gelmesi lazım. Orta nokta, sırtı ve bu şekilde bunların dikimi Ocak ayında yapılır. Yağmurlardan borlanmaması için ondan sonraki dönemlerde yağan yağmur zarar vermez. Aşırı yağış çok olmadığı sürece bu dikim bu şekilde yapıldıktan sonra işçiler bunun üzerine örter. Aşağı yukarı onun kalınlığı da 7-8 santimdir. Toprakla örttükten sonra devamında işçiler onu ayaklarıyla çiğneyerek gider ve dikim bu şekilde sonuçlanmış olur. Tohumluk cevizlerin istenilen sürgün vermesi için tohumlar 80 ila 90 gün artı 4 derecede soğuk depoda tutulmalı veya ekim zamanına kadar bu şartlara uygun olan yerlerde saklanmalıdır. Ceviz tohumlarının dikiminde iki noktaya dikkat etmek gerekmektedir. Tohumun dikilecek derinliği ve tohumun dikim şekli. En ideal dikim derinliği 5 ila 10 cm arasında, en ideal dikim şekli ise yanak kısımları yanlara, yapışma yeri toprağa gelecek şekilde dizilerek ekilmesidir. Kumlu topraklarda derin, killi ve ağır topraklarda yüzeysel dikim uygulanır. Thank you.
Meyve ağaçlarının çoğaltılması ve geliştirilmesi için kullanılan metotlardan biri de aşıdır. Gerek çöğürün ve gerek aşı kaleminin kabuk kalınlığının aynı olması, yani aynı yılın sürgünü olması, aşı tutma oranını artırır ve aynı yılda aşı yapılabilir. Kullanılan aşı yöntemleri ise göz aşısı, omega aşısı, dilcikli aşı, kalem aşısıdır. Aşı başarısına etki eden faktörler sıcaklık, nem, aşı yapan kişinin deneyim ve tecrübesi, aşı kalemi ve aşıda kullanılan malzemelerdir. Göz aşısı var, dilcikli aşı var, İngiliz aşısı diye de adlandırılıyor. Yani o değişik oluyor. Onun çöğürünün kalın olması lazım. En az inceliği sırça barnaktan kalın olacak onun kalınlığı. Onlar tutma oranları daha yüksek. Çivil aşı var. Uyuyan aşı var. Kabuk aşısı var. Yani bunlar değişik değişik ağacına göre değişik değişik vuruluyor. Ortam sıcaklığının 23 ila 30 derece arasında olması cevizlerde aşı başarısını artırmaktadır. Ortamın nemli olması aşıda başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Cevizlerde aşı başarısı öteki meyve türlerine göre genelde daha düşük olduğu için aşı yapan kişinin deneyimi ve becerisi aşı başarısında çok önemlidir. Nisan'ın 20'sinden sonra genelde aşıya, ceviz aşısına başlanır. Çünkü ağaçlar Nisan'ın 20'sinden sonra sulanıyor, su yürüyor. O dönemden sonra aşıya başlanır. Bu yılda işte Nisan'ın 20'si geçtikten sonra aşılarımızı yapmaya başladık. En sonu aşı Mayıs'ın 25-26'sına kadar. En önemli konu da sıcaklığı 35'i geçmemesi lazım. Hava şartlarının sıcaklık daha önce çökerse aşı boşlanır. 35 dereceyi aştıktan sonra aşı yapılmaz. Aşıda kullanılan malzemeler kaliteli olmalıdır. Örneğin bıçak yüzeyi çok düzgün ve tek darbede kesecek şekilde çok keskin olmalıdır. Aşıyı sarmak için tercihen pamuk ipli ya da aşı bandı kullanılmalıdır. Sağlıklı ve iyi gelişmiş yıllık sürgünler aşı kalemi olarak alınır. Kalem üzerindeki sürmemiş gözler tercihen 2. ila 5. gözler arası kullanılır. Kesilen kalemler saklanma ve de aşı yapılma sırasında mutlaka nemli bir ortamda muhafaza edilmelidir. Bu aşımızda İngiliz aşısı yapacağız. Çöğürü kalın olduğu için, tutma oranının yüksek olduğu için aşıcımız kesecek şimdi. İngiliz aşısını gösterecek dilcikli aşıyı. Kalemi açtı. Şimdi çöğür tarafını da açacak. Çöğürü de dilecek. Açacağız. Şimdi yerleştirme işlemini gerçekleştirecek. Bu şekilde bu %90 tutma oranı var bu aşılarımızda. Bantçı saracak. Aşı noktasında benim kendi tercihim bu aşılar. Öbürkülerde fire %50'lere kadar oluyor. Bunda %10, %15 fire oluyor. Bu aşıların firesi düşük. Bunda da iki gözüm var. Bunda hayır. Bir, iki göz oluyor bunlarda genelde. Bir göz de bu tarafta olmak üzere iki. Bunların da yedek gözleri vardır ama bunların anaç gözleri patladığı için yedekler patlamaz. Önce boyama işlemi gerçekleşiyor. Aşıda başarıyı artıran en önemli faktörlerden biri de aşı zamanı olup gerek fidanların gerekse aşı göze alınacak sürgünlerin kabuğunu en kolay bıraktığı zaman en uygun aşı zamanıdır. En uygun aşı zamanını belirlemek için şu yöntem uygulanabilir.
aşı sürgünü üzerindeki kabuk kaldırıldığında gözün altında kalan büyüme noktası kabukta kalıyorsa bu göz için aşı zamanı gelmiş demektir. Ancak büyüme noktası sürgünde yani odun dokusunda kalıyorsa bu göz için aşı zamanı geçmiş demektir. Bu durumda kabuktaki gözün altında bir boşluk meydana gelmiş olur. Aşı yapıldığı zaman kabuğun altında meydana gelen bu boşluktaki hava aşı gözü ve çevresinin siyahlaşıp kurumasına neden olur. Bu şekildeki gözler aşıda tercih edilmezler. Ağacı kestikten 20 gün sonra ağacın yan taraflarından kırmızı kırmızı domurçuklar çıkar. O dönemden sonra aşı yapılmalı ağaca. Aşının tutma oranı ondan sonra yüksek oluyor. Çiftçimiz bunu bilmiyor. Kesiyor ağacı, direktmen aşı vuruyor. Ondan sonra benim aşım tutmadı diyor. Ağacı keseceksin, ağlatacaksın, 20 gün geçecek, o kırmızı domurçuklar çıkacak, ondan sonra aşı yapacaksın. Bir bölgede göz aşılarının yapılmaya başlanmasını tayin eden en önemli pratik kriterlerden bir başkası da o bölgede ekinlerin biçilmeye başlandığı zamandır. Yani bir bölgede ekinlerin biçilmeye başlandığı zaman, o bölge için cevizlerde göz aşılarının yapılabileceği zaman anlamını taşır. Aşı kalemlerini Mart'ta budak yaparken alıyoruz. Chetner olarak chetneri, fenol olarak fenolu paketleyip soğuk havaya koyuyoruz. Soğuk havanın 0'la 3'ü geçmemesi lazım derecesinin ve -1 ile -3 arası devamlı aynı ayarda durması lazım. Geçtiği takdirde gözler uyanır. O aşı kalemlerin hiçbir anlamı kalmaz. Özellikle kalemleri toplanırken ağacına çok iyi dikkat etmek lazım, karıştırmamak lazım. Eğer sertikalı satıyorsan cevizi, sattığın cevizin arkasında durmak zorundasın. Onun için de en önemli konu kalem toplanırken toplanan kalemlerdir. Değişik aşı yapılmaması için. Öncelikle budak yaparken ağacı düşünmek zorundasın. Önce ağaca göre budak yapacaksın, sonra alınacak kalemleri alacaksın. Eğer kalem için ağacı kesersen ağaca zarar vermiş olursun zaten. Çiftçimizi de düşüneceksin. Kestiğin kalem ağacı da düşüneceksin. Meyve alabilmesi için ağacın budanması gerektiği gibi budamak gerekiyor. Eğer kalem için budarsan o yanlış olur. Özellikle yani bunu belirtmek isterim. Bir budakçıyı tarlaya sokarken önce ağacı budanması gerektiği gibi budaması lazım.